Skoyer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı konuşacağız. Tabii ki Oğuz Altay ile birlikteyiz. Hoş geldin Oğuz abi. Merhaba Nergis, iyi haftalar diliyorum. Ben de sana iyi haftalar diliyorum. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim. Ben kişisel olarak genelde zaten iyi oluyorum. Allah'ın izniyle. Ülkem iyi ise, insanlarımız mutluysa o zaman çok daha keyifli hale geliyorum. Evet, tabii bir de Galatasaray kazandıysa. Galatasaray kazandıysa o benim için bambaşka bir şey tabii ki. Evet. Şimdi şöyle bir dün geceye gidelim. Sivasspor Galatasaray karşılaşmasının ardından güzel bir galibiyet aldı Galatasaray. Aslında o ilk haftalarda gösterdiği yüksek performansı yavaş yavaş sanki tekrar yakalıyor gibi gözüktü. Şimdi nasıl buldun, öncelikle kısa bir maç değerlendirmesi alayım, sonra isim isim gideceğiz zaten. Şimdi Galatasaray'ı dün maçın 65-70 dakikasını çok iyi kontrol eden, kendi isteklerini ve düşüncelerini sahaya yansıtabilmiş bir Galatasaray olarak gördüm. Özellikle Galatasaray'ın önde oynayan oyuncuları, hep ben buna hatta Galatasaray'ın olmazsa olmazı diyorum. Önde oynayan oyuncuları, Babel, Feguli, Arda, oynarsa Falcao, Cagne, bu oyuncuların futbolcu kalitelerini, futbol kalitelerinin var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kalitelerinin üzerine mücadele gücü maksimum seviyeye çekilebilir, motivasyonları artırılabilirse Galatasaray zaten iyi takım, iyi oyuncuları var. Onun için dünkü maçın özeline geldiğimiz zaman Galatasaray özellikle ön tarafta bu söylemiş olduğumuz oyuncuların diğer maçlara oranla çok daha konsantre, çok daha motive olmuş ve maçı isteyen, maçı koparmak isteyen, almak isteyen bir hırsla mücadele etmesinden dolayı maçı 70 dakika süreyle kendi tarafında tutan oyunculardı, takımdı Galatasaray. Burada özellikle 4-3-3'ün varyasyonlarında, yani çok taktiksel konulara girmeyeceğim ama özellikle kenar oyuncularının içeriye kat etmesiyle geriden gelen sağ ve sol kanattaki beklerin açılan koridorlardan yapacakları bindirmeler Galatasaray'ın oyun planlarında çok önemli bir yer tutuyor. Onun için de dün Galatasaray bunu çok iyi becerdi. Ve Galatasaray gerçekten bu mevsimde böyle güzel bir havada, çünkü Sivas gibi, Erzurum gibi deplasmanlarda bu mevsimde oynayıp buzla karşılaşmadan oradan iki maçta 6 puanla dönüyor olmak, ileride havalar soğuduğu zaman oraya gidecek takımların ne hallerde zorluklarla mücadele edeceklerini bildiğimizden Galatasaray'ın çok önemli iki maçı kazandığını gösterdi. Yani dünkü maç, Sivas maçı da bunlardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın olmazsa olmaz formülünü geçen hafta ben bu oyuncuların performanslarının yükseltilmesiyle ilgili olarak düşünmüştüm. Bir de Arda Feguli, Emre Kılınç, Babel gibi oyuncuların, Belhanda gibi oyuncuların koordinasyonları, birlikte top becerilerini ortaya koydukları anlarda birlikteliklerini, yani mesafeleri daraltarak, kısa paslarla, tika taka dedikleri Barcelona'nın eski oynadığı oyuna benzer tarzda bir oyunla, pas oyununu oynayabilmelerini ve bunu da başarabilmeleri ve gerçekten de anladığımız, gördüğümüz kadarıyla da bundan da keyif almaya başladıklarını görmek Galatasaray'ın dün maçı kazanması için yeterli oldu. Ama başka ne oldu? Özellikle ben 65-70 dakika civarında diyorum. Bu dakikalardan sonra Sivasspor'un çok etkili olduğunu gördük. Ataklar buldular, pozisyonlar buldular, gol buldular. Birçok Galatasaray'ı zora düşürecek pozisyonları yakalama şansları oldu. Evet. Bununla birlikte dün Okan Kocuk'un, Galatasaray kalecisinin gerçekten iyi gününde olması, birçok gollük vuruşu kurtarması Galatasaray için çok önemli oldu. Galatasaray'da zaten tarihinden beri kaygan işlerden, Simov işlerden, Taferellerden aklınıza gelebilecek, işte zaten Muslera'yı şu anda saymıyorum bile, o kadromuzda şu anda.
hep kalecilerinin iyi olduğu ve santraforlarının iyi olduğu bir takımdır Galatasaray. Dün de Okan Kocuk gününde olması nedeniyle alınan 3 puanı çok önemli bir faktör oldu. Bu anlamda Omar mesela, ben hep kıyas yapıyorum. Geçen seneki Mariano ile çok kıyaslayamayız diyorum. Çünkü Mariano'nun başka bir futbol aklı vardı diyorum. Yeteneği vardı. Baskıdan kurtulmuş oyuncuydu diyorum. Ama Omar'ın da mesela o kadar dinamik, o kadar atletik bir yapısı var ki karşısında oynayan 3 oyuncuyu değiştirtti. Çok insanlar buna dikkat etmedi belki ama Omar'ın sürekli o koridorda 80 metrede gidip gelmesi karşıları adeta elini çıkardı. Yani sürekli olarak rakip takımı zor duruma düşürdü. Onun için Galatasaray zaten defans hatlarıyla, zaten orta sahasındaki Taylan'ıyla iyi bir takımdı. Bir şey oldu galiba. Sinek geldi. Evet. Ondan sonra zaten iyi bir oyuncu topluluğu. Dediğim gibi öndeki oynayan kaliteli ayakların performansının yükselmesi, motivasyonunun yükselmesi durumunda Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu hep beraber seyretmeye devam edeceğiz. Dün Galatasaray zaten maçı hak ederek kazandı. Bence Galatasaray'ın ayak sesleri bu. Ve bu Cimbom'un ayak sesleri ve bu gerçekten Galatasaray'la olmayan şampiyonluk iddiası bulunan takımları ciddi şekilde sıkıntıya sokacak, gece rüya görmesine, kabus görmesine neden olabilecek bir durum. Galatasaray bu havayı yakaladığı zaman uzun süre bırakmaz. Evet, işte rakiplerinin puan kaybettiği haftada aslında şimdi böyle tabii herkes laf arasında konuşuyor. Şimdi Galatasaray'ın da bu hafta bir puan kaybı yaşayacağını düşünen vardı. Bir kesim vardı. Ama Galatasaray tam aksini ispatladı. Şimdi oyuncular hakkında biraz sormak istiyorum. Özellikle Belhanda, Feghouli. Şimdi bu oyuncularla ilgili bazı sıkıntılar, problemler yaşandığını biliyoruz zaten. Geçtiğimiz haftalarda hepimiz okuduk, gördük. Doğru. Şimdi bir haftada ne değişmiş olabilir? Feghouli iyi bir performans sergiledi. Belhanda zaten beni inanılmaz şaşırtıyor kaç haftadır. Zaten sen hiçbir şey söylemediğin zaman ben anlıyorum ki Belhanda'yı beğenmişsin. Evet. Şu an hiçbir şey söylemiyorum kendisine. Yani bu iki oyuncunun özellikle performans artışları ve kısa bir sürede neye bağlayabiliriz bunu? Nergis, öyle Galatasaray'da öyle şeyler yaşanıyor ki futbolcuyla yönetim arasında gelgit şeklinde olan sorunlar var. Rakamsal konular var. Bu konularla ilgili olarak oyuncuların kendi kontratlarına dayanarak vermiş olduğu kendilerince haklı cevaplar var. Yönetimin istekleri var. Bu oyuncular üzerinde olumsuz travmalar yaratıyor. Yani bunu tedavi etmek, futbolcunun saha içerisinde dönmesini sağlamak o kadar kolay bir şey değil. Burada çok önemli bir faktör ortaya çıkıyor. Fatih Terim'in başka bir özelliği daha ortaya çıkıyor. İşte tecrübeli diyoruz, Galatasaray'ın hocası diyoruz, Galatasaray'ın divan kurulu üyesi diyoruz ama bunlar yetmiyor. Sadece başka özellikler çıkıyor. Mesela Fatih Terim'in bir psikiyatrist, bir profesör olduğu ortaya çıkıyor. Çok uzun yılların vermiş olduğu tecrübeler, yaşanmışlıklar, bu çok önemli bir şey. Fatih Terim'in oyuncuları kenara atmak değil, saha içine çekmek ve performanslarını yükseltmek üzerine kendisinin katkı yapması gerektiğini hissedip devreye girmesiyle oyuncular dün saha içerisinde hem performanslarını yükselttiler hem de saha içinde futbol anlamında kavga eder ve maçı koparmak ister hale geldiler. Burada söyleyeceğim tek bir şey var. Fatih Terim aynı zamanda bir psikiyatrist ve bir profesör, futbol profesörü. Bu sebepten dolayı da bu oyuncuların saha içerisine bu kadar verimli döndüğünü gördük. İlerleyen zamanda inşallah yürümek bile istemeyen isteksiz Cagney'nin tekrardan saha içine dönmesini de sağlayabilirse Galatasaray çok kazançlı çıkacak bu işten. Göreceksiniz, Falcao sakatlıktan dolayı oynamadı. Milli aradan sonra tekrar formasına kavuşacak. Falcao'nun da ne kadar istekli olduğunu hep beraber göreceğiz.
Çünkü Galatasaray'ın artık saha içinde isteksiz olan, mücadele etmeyen, sonucu koparmak için saha içinde feyre aykırı olmadan kavga etmeyen oyuncusu kalmayacak. Bunun da en büyük nedeni saha dışında Fatih Terim, saha içinde de Arda Turan. Ben bunları zaten yazın anlattım. Arda Turan'ın da neden Galatasaray'da olması gerektiğini anlattım. Siz son 10 sene içinde Galatasaray'da herhangi bir sebepten dolayı ağlayan Galatasaraylı futbolcu gördünüz mü? Yok. Evet. Arda ağlıyor. Arda ağlıyor. Niye ağlıyor biliyor musunuz? O kadar çok zor günler geçirdi ki. Yani bunu biz birebir evinde oturup seyretmedik, görmedik ama anladık. İnsanız çünkü. Onun da yaşadıklarını anladık. Ama Galatasaray'a geliş sürecinde o yaşadığı sıkıntılar, kaoslardan sonra formasına kavuşması, üstelik 2 yıl neredeyse tam oynamamışken tekrardan aynı başarıyı kendisinden bekleyen insanlara kendini kanıtlamaya çalışması çok kolay bir iş değildi. Bu sadece fizik anlamında da değil. Psikolojik evet. olarak da böyle. Ama ne dedim ben? Her zaman şunu savundum. Arda formasına, sarı kırmızıya, parçalıya kavuşursa, camiasına kavuşursa, şimdi pandemi döneminden dolayı seyirci yok, taraftar yok daha doğrusu. Ama taraftar olsa Arda'nın performansı daha da yükselecek. Ben çok iyi biliyorum. Evet. Ama maç sonunda Arda'nın bu gözyaşları, belki kendini tutamaması çok insani bir durumdu. Çok iyi bir Galatasaraylı olmasından ve artık işe yarar, saha içerisinde Galatasaray'a faydalı olabileceğini anlamaya başladıktan sonraki yaşadığı bir mutluluğun tezahürüydü. Onun için bu çok önemliydi. Onun için Arda sadece kendisi ağlamadı. 30 milyon Galatasaraylı'yı duygulandırdı, gözyaşlarına boğdu ve ben de kendi adıma söyleyeyim inanılmaz derecede duygulandım. Çünkü o sahneyi gördüğüm zaman Galatasaray'ın ruhunu, kendimde var olan ruhu, Arda'da da var olduğunu bildiğim ruhu tekrardan gördüğüm için ben de çok duygulandım. 30 milyon Galatasaray taraftarı da gurur duydu. Kesinlikle öyle. Çok duygusal bir andı gerçekten. Bir de şimdi tabii biz gördüğümüz kadar biliyoruz. İnsanların iç yaşantılarını bilmiyoruz ama ne kadar zor bir süreçten geçtiğini bir kez daha anlamış olduk, görmüş olduk daha doğrusu daha detaylı bir şekilde. Nergis, zor süreci aslında sen yaşadın. Neden, nasıl yaşadın biliyor musun? Arda'nın Galatasaray'a gelme sürecinde, daha doğrusu gelmesi söz konusu iken bir tane spor yazarının çıkıp da Arda Galatasaray'a gelmelidir diye cesaret edip çıkıp konuşabildiği ne televizyonda ne gazetede hiçbir yerde ben seyretmedim. Takip etmeme rağmen. Çünkü o dönemde Arda ile ilgili olumlu görüş bildiren, efendim şu nedenden dolayı Galatasaray'a gelmelidir diyen herkes neredeyse tukaka olup hakaretlere maruz kalıyordu. Bu anlamda ben kendi adıma çok müsterihim. Neden Arda'nın Galatasaray'a lazım olduğunu detaylarıyla aylarca anlattım. Ve bugün dün itibariyle de Arda'nın yaşadıklarını ve saha içinde yaptıklarını gördükten sonra ve daha iyilerini de yapacak onu da söyleyeyim bu arada parantez içinde. haklı olmaktan dolayı değil Galatasaray kazandığı için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kesinlikle ben de aynı görüşteyim. Arda bizim değerlerimizden biri ülkede. Peki sevgili Oğuz abi son olarak sana şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yönetim ve Fatih Hoca arasında sıkıntılar yaşadık. Her şey yolunda dedik, biraz üstünü kapattık ama acaba şimdi takıma bu performansına baktığımız zaman mental anlamda bir şeyler iyiye doğru gidiyor olabilir mi? Son durum nedir yönetimin içinde? Tamamen katılıyorum. Gayet iyi gidiyor her şey. Gayet iyi gidiyor derken şunu söylemeden geçemeyeceğim. Galatasaray'ın transfer döneminde yapmak isteyip yapamadıklarından dolayı bazı kırgınlıklar yaşandı. Evet. Çünkü her iki tarafta, yönetim tarafında da, teknik heyet tarafında da mükemmelliyetçi bir yapı olduğu için birisi futbol takımının çok iyi olmasını istiyor, bir tanesi ekonomik durumun çok iyi olmasını istiyor ve satmadan alınamıyor. Satma konusu sıkıntılı olduğu için alınamamıştı. Ama geldiğimiz noktada ne dedik? Herkes işini yapmak zorunda. Bu saatten sonra transfer dönemi de bittiği için hiçbir şekilde birbirimizi yıpratmadan hepimizin kenetlenmesi 30
yönetimin, taraftarın, divan kurulunun, Galatasaray'da divan kurulunun ve başkanının hepsinin Galatasaray'a sahip çıkar. Bir büyük tarzda, bir büyük derken aile büyüğü gibi bir tarzda yaklaşması durumunda Galatasaray'ın mutlu sona ulaşabileceğini, aksi takdirde kendi ayağımıza sıkacağımızı anlattım daha önce. Şimdi gördüğüm kadarıyla şu anda sular duruldu. Başkanlık çalışmaları başkaları tarafından elbette ki yapılıyor. Yapılacak da son derece doğal bir şey. Ama şu anda sular duruldu. Florya tamamen işine konsantre durumda. Yönetim kendi kısmında başarılı çalışmalar yapma planlarında. Onun için Galatasaray şu anda iyi yolda. Bu arada bir de aklıma şu da geldi, onu da sormadan geçmeyelim. Devre arasında Kenan Karaman ve Yunus Mallı isimleri geçiyordu. Evet. Hala bu geçiyor, haberleri yapılıyor. Herhangi bir gelişme, girişim vesaire var mı bu transferlerle ilgili? Aslında çok iyi bir şey sordun, hatırlattın. Unutmuştum ben de onu. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum Nergis. Galatasaray'ın kanat pozisyonunda hızlı bir oyuncuya ihtiyacı var. Sezon başında da vardı, şimdi de var. Özellikle öne geçtiğiniz maçlarda rakibin skoru kurtarmak, gol bulmak adına daha baskılı oynamaya çalıştığı, kontrolsüz olduğu dakikalarda özellikle bu hızlı oyuncuların rakip kaleye Galatasaray'ı çok çabuk götürüp skoru artırma anlamında Galatasaray'a çok ciddi faydası olacaktır. Galatasaray'a bir devre arasında hızlı kanat oyuncusu bulunabilirse Galatasaray'ın işi çok kolaylaşacaktır. Ama şu anda Galatasaray'ın şu oyuncuyla görüşüyor, şunu da alacak adı altında hangi haber servisinden servis yapılırsa bilin ki bundan hiçbirisi doğru değil. Galatasaray devre arasına kadar bütün konsantrasyonu saha içine verip maksimum seviyede ligi zirvede bitirmeye çalışacak. Ondan sonra da scout'un hazırlamış olduğu oyuncularla görüşecek. Ama bu söylemiş olduğun oyuncular olabilir mi? Olma ihtimali var. Ama şu anda onlarla ilgileniliyor ve görüşmeler yapılıyor dersek yalan olur. Peki. Oğuz abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim Nergis. Sana iyi haftalar diliyorum. Ben de sana iyi haftalar diliyorum. Hoşça kal. Görüşmek üzere.